Değerli izleyicilerimiz, Bir Sağlığın Bereketi programında daha sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Ben Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu. Sağlığın Bereketi'nin bugünkü bölümünde sizlerle egzersizin, yani hareket etmenin detaylarını birazdan konuşacağız. Sağlığımız üzerindeki etkilerini, faydalarını konuşacağız. Misafirimiz Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi değerli öğretim üyesi Profesör Doktor Perican Bayar. Sayın hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, hoş bulduk. Onur verdiniz. Sağlığın bereketi başlıyor. Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor nedir? Egzersiz alışkanlığının geliştirilmesi neden önemlidir? Hepsi az sonra sağlığın bereketinde. Değerli izleyicilerimiz, egzersiz yapmanın, hareket etmenin, sporun sağlığımız üzerinde son derece önemli etkileri, faydaları var. Bugün bu konunun uzmanı bir profesör meslektaşımla bunları konuşmak istiyoruz. Tekrar hoş geldin diyelim. Profesör Doktor Perican Bayar hocamıza. Hocam, siz bizim çok gurur duyduğumuz Ankara Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültemizin öğretim üyesisiniz. Aynı zamanda milli sporcusunuz. Geçmiş yıllarda milli formayı giyerek ülkemizi temsil ettiniz birçok spor müsabakalarında. Programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Sevgili hocam, şimdi isterseniz programa şuradan başlayalım. Bu fiziksel aktivite diye bahsediyoruz. Ben programı açarken de söyledim. Egzersiz diyoruz, spor diyoruz. Bu kavramları biz eş anlamlı ya da birbirinin yerine kullanıyoruz ama izleyicilerimize, siz bu spor bilimlerinin hocası olarak bu fiziksel aktivite kavramını, egzersiz kavramını, spor kavramını biraz izah edip açıklar mısınız? Tabii ki. Şöyle diyeyim. Fiziksel aktivite, iskelet kası kullanılarak yapılan her türlü aktivite fiziksel aktivite içerisinde değerlendiriliyor. Şöyle ki, bulaşık yıkamak, araba yıkamak, çim biçmek ya da benzeri aklınıza gelen her türlü aktivite, ev temizliği de dahil olmak üzere fiziksel aktivite kavramı içerisinde değerlendirilir. Fiziksel aktivite ile egzersizi ve sporu da karıştırmaktayız. Aslına bakarsanız fiziksel aktivite tamamını kapsayan bir kavramdır. Egzersize geldiğimiz zaman egzersiz biraz daha farklı. Organize olmuş, düzenlenmiş fiziksel aktivite. Yine iskelet kasları hareketi ön planda. Ancak belli bir düzen var burada ve tekrar söz konusu. Peki egzersize örnek olarak neyi verebiliriz? Bir pilates çalışmasını egzersize örnek olarak verebiliriz. Bir step aerobik kursunu da yapılan egzersizleri verebiliriz. Düzenli yapılan, belli tempolarla yapılan yürüyüşleri, jogging dediğimiz hafif tempolu koşuları da buna örnek olarak verebiliriz. Peki spor nedir? Spor bunlardan biraz daha farklı. Sporun içerisinde yarışmacı ögeler ve kurallar var. Mutlak surette bunun bir müsabakayla sonlanması gerekiyor. Bir basketbol yarışması, bir voleybol müsabakası ya da bunun dışında bir atletizm müsabakası, aklınıza gelebilecek bütün bildiğiniz spor müsabakaları spor kavramı içerisinde ele alınıp değerlendirilmektedir. Ama biz halk olarak sıklıkla spor deyip hepsini tek çatı altında eritme eğilimi içerisindeyiz. Farklı kavramlar bunlar. Tabii spor diyebilirsiniz. Çok önemli değil ama ne yaptığınızı bilerek spor kavramını kullanırsanız sanırım hataya düşmeyiz. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bizim izleyicilerimize de dolayısıyla fiziksel aktivite nedir, egzersiz nedir, spor nedir çok güzel anlatmış, açıklamış oldunuz. Hocam, bizim ülkemizde spor deyince, spor yapmak deyince televizyondan futbol maçı seyretmeyi algılıyor insanlar. Çok acıdır ki. Dolayısıyla sporla ilgileniyor musunuz? Sporla aranız nasıl dediğiniz zaman tabii hiç maçları kaçırmam diyor. Onu spor yapmak olarak algılıyor. Dolayısıyla da hep kavramlar birbirine karışıyor. Ne yazık ki. Peki hocam, bizler
Siz, biz bilim insanları olarak neden bu egzersiz alışkanlığının geliştirilmesini istiyoruz? Bundan insanımıza, ülkemize ne gibi faydalar umuyoruz? Çok güzel bir soru. Egzersiz alışkanlığı geliştirmiş toplumlar gelişmiş toplumlardır. Egzersiz alışkanlığı ile gelişmiş toplum neredeyse birbiriyle paralel hareket eder. Şöyle diyelim, egzersizin birçok faydası vardır. Bunları bir üç grupta sınıflandırmak arzusu içerisindeyim. Bir tanesi fiziksel faydaları. Egzersiz yapan birey sağlıklı bireydir. Güzel bir postüre, güzel bir kas yapısına, güzel bir duruşa sahiptir. Ve yürüdüğü zaman, bir yerde toplum içerisine girdiği zaman kendi fiziksel görünümüyle gurur duyan, bundan kaynaklı özgüveni gelişmiş insandır. Bunun ötesinde fizyolojik bir dizi faydası vardır. İşte kassal dayanıklılığımız, esnekliğimiz, genel anlamda aerobik dayanıklılığımız. Aerobik dayanıklı derken neyi anlatıyoruz? Merdivenleri 2-2-3-3 çıkabilirsiniz. Ve bundan hiç, bu sizi hiç yormaz ise mutlu olmaz mısınız? Tabii. Daha üretken olmaz mısınız? Yani bundan hareketle şunu da söylemek istiyorum. Kardiyovasküler dayanıklılık, kalp damar sisteminin dayanıklılığı, sağlıklılığı, hipertansiyondan uzak durmanız. Bunlar önemli değil mi? Yani kalp damar hastalıklarına ve tansiyon yüksekliğine karşı bizi koruyor. Kesinlikle. Yani koruyucu hekimlik bağlamında da buna yaklaşabilirsiniz. Hatta halk sağlığı bağlamında da buna yaklaşabilirsiniz. Bunun ötesinde hiçbirimiz genç kalmayacağız. Belli bir yaştan sonra kaçınılmaz olarak yaşlanacağız. Yaşlılıkla birlikte karşımıza çıkan bir dizi hastalık bizi bekliyor. Nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz Parkinson gibi, Alzheimer gibi hastalıklar. Düzenli egzersiz alışkanlıklar. Yaşa bağlı olarak sinirlerdeki bozulmayla birlikte çıkıyor. Kesinlikle. Bunlardan da koruyor bizi egzersiz. Daha ne olsun ki? Doğru. Daha ne olsun ki? Yani bununla birlikte şöyle bir avantaj oluşturuyoruz. Daha sağlıklı bir nesil, daha sağlıklı bireyler ne demek? Daha üretken bir toplum demek. Daha az ilaca gereksinim demek. Daha az ilaca gereksinim demek. Devlet bütçesinden daha az harcama demek. Tabii. Bunlar sanıyorum son derece önemli çıktıları egzersizin. Bunun dışında psikolojik faydalarından söz edebiliriz. Neler bunlar? Psikolojik iyilik dediğimiz, iyilik, iyi bir ruh haline sahip olabilmek, mutlu olabilmek, özgüvenin artması, gerek iyi bir fizikle birlikte artan özgüven, gerek hareketlilik, hastalıklardan uzak kalmakla birlikte artan bir özgüven, sosyalleşme sürecine katkısı var. Bunun dışında ilişkileri güçlendirme doğrultusunda bir takım katkıları var. Ve şu anda sayamayacağım bir dizi pozitif girdi. Hayatınız içerisinde yer alacaktır. Ne gibi durumda? Egzersiz alışkanlığı geliştirir iseniz. Son derece önemli. Çok önemli hocam. Yani beşikten mezara, eskiden 7'den 70'e tabiri kullanılırdı. Şimdi beşikten mezara sürekli hareket etmek, egzersiz yapmak gerekiyor. Hocam tabii bizim hekimlik mesleğindeki tecrübelerimizle düzenli egzersiz yapanlarda başta depresyon olmak üzere birçok ruhsal problem çok daha az yaşanıyor, rastlanıyor. Ondan sonra biliyorsunuz ben Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun yönetimindeyim. Kanser vakalarını azaltabiliyorsunuz. Kesinlikle. Düzenli egzersiz yapan toplumlarda kanser daha az görülüyor. Kanserden korunmanın en kolay yollarından biri sigaradan uzak durmazsa tütünden, diğer bir kolay yolu da egzersiz yapmaktır. Kesinlikle. Hareket etmektir. Kesinlikle. Hareketsiz yaşam kansere götürüyor. Kalp damar hastalıklarını siz de çok güzel vurguladınız. Yani komple ruhsal, bedensel, sosyal iyiliğimiz, sağlığımız için çok önemli. Bunun dışında başka şeyler de var hocam. Mesela biz çocuklarımızı beden eğitimi derslerinden alıkoymaya çalışıyoruz. Ya hocam, aileler gelir, tabii ben artık 30 yılı geçti hekimlik hayatım. Aileler gelir, benim çocuğuma bir rapor bulun, rapor yazın, rapor verin, beden eğitimine girmesin. Hocam o çocuğun gelişimi için en önemli derslerden biri. Kesinlikle. Benim çocuğum hareket etmesin, terler, hasta olur. Uslu uslu bir yerde otursun falan gibi.
Evet, yani psikomotor gelişim son derece önemli. Bunun dışında birçok insanın bilmediği, yani aslında son 10 yıl içerisinde çok ciddi anlamda yükselen trend olan bir takım çalışmalar var. Bilişsel süreçlerle ilgili, beyinle ilişkili bir dizi çalışmalar var. Tabii tıp doktoru arkadaşlarım bunu çok daha detaylı açıklarlar. Ancak şunu söyleyebilirim. Yapılan çalışmalar çocukların öğrenme kapasiteleri üzerine, bellekleri üzerine egzersizin son derece olumlu faydalarının olduğu doğrultusunda birleşmekte. Yani biz çocuklarımıza egzersiz yaptırarak, beden eğitimi derslerine katılımlarını sağlayarak onların öğrenme kapasiteleri üzerinde pozitif bir takım çıktılara neden olacağız. Daha ilkokuldan itibaren. Kesinlikle hocam. Beşikten mezara diyebilirim ben. Hocam şimdi izin verirseniz bir vatandaşlarımıza kulak verelim. Vatandaşlarımız ne diyorlar bu konuda? Severek. Spor yapar mısınız? Evet. Ne tür bir spor yapıyorsunuz? Vallahi akşamları yemekten sonra yürüyüş yapıyorum. Ne kadar yaparsınız? Yarım saat, 45 dakika. Nasıl hissettiriyor kendinize size spor yapmak? İşte yediğimi hazmettiğimi hissediyorum yani. Spor, egzersiz yapar mısınız? Evet, yapıyorum. Ne tür bir spor yapıyorsunuz? Kendi ağırlığımda çalışıyorum. Şınav, barfix, kendi vücut ağırlığımla çalışıyorum yani. Nasıl hissettiriyor size kendinizi? Mutlu hissettiriyor beni. Sonuçta mutluluk hormonu salgılıyor spor yapınca, değil mi? Ne tür bir spor yapıyorsunuz? Atletizm, yürüyüş. Peki size kendinizi nasıl hissettiriyor spor yapmak? Çok iyi, relax hissediyorum. Ara ara. Ama ailemde yapan var. Vallahi benim vücudum spora çok alışık, ihtiyacım var. Hafta içinde de yapıyorum, boş zamanda da yapıyorum. Yürüyüş yapmam gerekiyor. Sağlığım için, bel fıtığına iyi geldiğinden. Zaman zaman yapıyorum düzenli olamaz. Peki kendinizi nasıl hissettiriyor spor yapmak? Çok dinç de oluyorum. Aç havada yürüdüğüm, özellikle aç havayı seviyorum zaten, kapalı havada değil. Yani kendimi daha iyi hissediyorum. Uzun bir süre yaptım ama şu an yoğunluktan dolayı yapamıyorum. Bir süredir. Peki yaptığın dönemle şu dönem arasında bir fark var mı? Hem fiziksel hem ruhsal olarak fark var. Fiziksel zaten görünüyor ama ruhsal olarak da insan tabii bir çöküşe giriyor spor yapmadığı zaman. Kendini yorgun hissediyor. Yorgun hissetmenin verdiği stres, fiziksel görüntünün bozulmasının verdiği bir stres. O da bir ruhsal çöküşe insanı sürüklüyor. Yani bunu son birkaç aydır bayağı hissediyorum. Evet değerli hocam, vatandaşları dinledik, sokağın sesine kulak verdik. Vatandaşlarımızın ciddi bir çoğunluğu aslında egzersizin öneminin farkında gibi gözüküyor dikkat buyurursanız. Ve elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor ama yapamayan da var. Yetersiz, eksik yapan, hatta yanlış yapan da var. İzin verirseniz bilim insanı olarak size sorayım ben. Bu egzersiz alışkanlığının geliştirilmesi için, beşikten mezara bütün topluma yayılması için, 80 milyonun bizim egzersiz yapabilmesi için neler yapabiliriz? Her şeyden önce ebeveyn eğitimi çok önemli. Yani anne ve babanın egzersizin faydalarını bilmesi gerekiyor. Bu anlamda onların aydınlatılması son derece önemli. Kamu spotları kullanabiliriz. Bakın 1980'lerde bir film vardı. Koç diye. Evet. Bir basketbol koçunun beyaz gölge. Beyaz gölge. Evet. Pardon hocam. Beyaz gölge. Ben tabii ki onu koç dedim. Anlaşıldı. Şimdi şöyle bir durum var. Beyaz gölgede izlendiği dönemlerde bütün çocuklarımız sokaklara indi ve herkes basketbol oynamaya başladı. Evet. Neden günümüzde bu aşk filmlerini, aşk dizilerinin bir kısmını bir tarafa atıp da ne bileyim bir sporcunun hayatını, bir atletin hayatını konu eden bir dizi ya da bir basketbolcunun ya da bir sporcunun hayatını konu eden bir dizi yapmıyoruz? Ya da kamu spotları, nasıl ki sigaraya karşı bir dizi kamu spotu oluşturmuş isek ki onların da yayınlanma miktarlarını ben çok yetersiz buluyorum. Biraz daha arttırmamız gerekiyor. Kamu spotları şeklinde sporun, egzersizin yararlarını anlatmamız mümkün. Afişler kullanabiliriz. Öğretmenleri, beden eğitimi öğretmenleri daha aktif kılabiliriz. Beden eğitimi derslerinin önemini vurgulayabiliriz.
Egzersizin faydalarını vurgulayabiliriz. Sanıyorum bu paketi gerçekleştirirsek toplumun geneline bir sporu yaygınlaştırabiliriz. Daha doğrusu benim de dilime iyice yerleşmiş durumda farkındaysanız spor egzersizi yerleştirebiliriz. Egzersiz alışkanlığını geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Haklısınız hocam. Şimdi biz öyle bir toplum haline geldik ki hani anlatılana göre biz Orta Asya'da göçebe bir toplummuşuz. At binermişiz, güreş yaparmışız falan. Ama artık Anadolu'da ne at binenimiz var ne güreş yapanımız var. Bakıyorsunuz hocam biz üniversite gençleri arasında bir şöyle kabaca bir araştırma yaptık. %5'in altında oranda düzenli egzersiz yapıyor. Onlar da sizin spor bilimleri öğrencileriniz çoğunlukla. Yani hukuk öğrencimiz, tıp öğrencimiz, mühendislik öğrencimiz, eğitim bilimleri öğrencilerimiz düzenli egzersiz yapmıyorlar hocam. Bu çağımızın hastalığı olan internet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, herkesin elinde bir telefon ya da bir internet kafede ekran başında gününü geçiriyor. Hocam bu toplumlardan da sağlıklı nesiller yetişip sağlıklı bir gelecek ümit etmek imkansız şu halinde. Ne yazık ki öyle. Ve çok acıdır ki çocuğa bakıyorsunuz öğrencimize. Bunun annesi babası da egzersiz yapmıyor. Dedesi, nenesi de yapmıyor. Amcası, teyzesi de yapmıyor. Dolayısıyla öyle bir spor alışkanlığı ya da sizin buyurduğunuz gibi doğru tabirle egzersiz alışkanlığı yok. Bununla ilgili şöyle bir şey aklıma geldi. Şöyle ki yapılan çalışmalara baktığımızda annesi babası egzersiz yapmayan çocukların egzersiz yapmama eğilimi içerisinde olduğunu gösteriyor. Sadece babanın egzersiz yaptığı durumlarda egzersiz yapma alışkanlığı bir miktar var. Sadece annenin yaptığı durumlarda, sadece babanın yaptığı duruma oranla egzersiz yapan çocuk sayısı daha fazla. En fazla egzersiz yapan grupta annesi ve babasının her ikisini egzersiz yaptığı grupta. Hocam anne baba sigara içiyorsa çocuğa sigara içme evladım kanser yapar deme ihtimalleri veya etkili olma ihtimali model, yok. Model şimdi çünkü. Rol model ilk model anne baba. Anne baba egzersiz yapmıyorsa çocuğa da egzersiz yap. Hadi illa basketbola git diye şey yapmanın çok etkisi olmuyor. Siz çok güzel ifade ettiniz. Onun için hocam burada tabii kamu spotlarını vurguladınız. Bizler gibi diyelim medya organlarına hani biz akademisyeniz ama burada da bir medya organında halkımızla paylaşıyoruz. Medya organlarına büyük görevler düşüyor. Bu konuda teşvik etmek, farkındalığı daha çok arttırmak için. Kamu spotları, ben sigarayla ilgili kamu spotlarının etkili olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum hocam. Mutlaka bununla ilgili kamu spotları da çok faydalı olur. Ondan sonra mesela belediyelerin, ben bakıyorum Çamlıdere Belediyesi, birçok belediye, Türkiye'yi çok geziyoruz bildiğiniz gibi. Spor alanları, egzersiz yapmak için uygun böyle hani egzersiz parkları minik oluşturuyorlar parklarda, bahçelerde. Bu aslında güzel bir adım. Yani eskiye göre Türkiye'de bu bilinç, bu farkındalık biraz daha arttı gibi gözüküyor. Sabahları Ankara'da siz de gözlemliyorsunuz böyle değişik yaş gruplarından hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çocuklar yürüyüş falan yapıyor artık ciddi ciddi. Onunla ilgili bir problemimiz var yalnızca hocam. Şöyle ki güzel bunların yapılması, egzersiz parkların ama rica edeceğim yol kenarına yapılması. Yani egzoz gazları değil mi hocam? Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Yani sağlıklı olalım derken sağlığımızdan olmayalım. Doğru. Oralarında temiz havalı yerler temiz olması havalı lazım. Yerler olması lazım. Son derece haklısınız. İnşallah bu bilinç yavaş yavaş daha da artar. Bu alışkanlık artar. Değil mi hocam? Bizim hedefimiz yani sadece beden eğitimi spor yüksekokulunda ya da spor lisesinde ya da spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerimizin, çocuklarımızın değil 80 milyonun hareket etmesi, egzersiz yapması. Hocam kırsal kesimde bu biraz daha kolay. Yani bağ bahçeye gidiyor, tarlasına gidiyor, yürüyor, araba kullanma alışkanlığı daha az ama şehirlerde son derece böyle durağan bir hayat, yavaş bir hayat var o anlamda. Hocam şimdi şöyle bir şey, egzersiz dediğiniz gibi kırsal alanda daha kolay, evet. Ama egzersiz yapmak istediğiniz zaman inanın, evinizde de yapabilirsiniz. Ben ameliyattan yeni çıkmış bir arkadaşım biliyorum.
Telefonla aradığımda bana şunu söyledi eşi. Ben çok düzenli bir şekilde yürüyorum. Nerede yürüyorsun? Evin içerisinde yürüyorum. Saatime bakıyorum. İşte bugün evin içerisinde 3 kilometre yürüdüm. Kendine göre sağlığına uygun bir tempoyla yürüyebiliyormuş. Bu yürüyüş bandında mı, koridorlarda mı? Hayır, evin içerisinde, koridorlarda. Büyük bir evden de bahsetmiyorum. Ben o arkadaştaki o sohbetten sonra bir baktım ki yapılabiliyormuş. Bir gün hava koşulları çok kötü. Ben egzersiz yapmak istiyorum. Dışarı çıkıp tempolu yürüyüş yapmak istiyorum. Olanaklar uygun değil. İnanın sandalyeleri, koltukları bir tarafa yaslayaraktan evin içerisinde bir saat içerisinde, tabii düşük bir tempoda olsa dahi 3 kilometre, 4 kilometrelik yolu kat etmeyi başarmışım. Yani arzu ederseniz herhangi bir alete, herhangi bir materyale hiç ihtiyaç olmadan inanın bana bir şeyler yapacak olanakları yaratırsınız. Bu mümkün. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam izin verirseniz kısa bir araya gidelim. Tabii ki. Sonra bu güzel sohbete devam edelim. Değerli izleyicilerimiz, sağlığın bereketine kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlığın Bereketi programına devam ediyoruz. Ben Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu. Bugün misafirimiz Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden değerli meslektaşımız Profesör Perican Bayar. Hocam, güzel sohbeti bir arayla böldük ama yine kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Bugün siz bize hareket etmenin, egzersiz yapmanın faydalarını çok güzel bir şekilde anlatıyorsunuz. Birinci bölümde bize ruh hastalıklarından, stresten, depresyondan ruhsal durumumuzu korur, bedenimizi korur, kanserden, kalp damar hastalıklarından gibi faydalarını konuştuk. Şimdi hocam, egzersiz alışkanlığını geliştirmek için neler yapalım diye konuştuk. İşte belediyelere, bakanlıklara, yani hem merkezi hükümete, hem yerel yönetimlere, hem üniversitelere, medya kuruluşlarına, sizin bizim gibi işte akademisyenlere, bilim insanlarına çok görevler düşüyor. Anne babalara tabii öncelikle, öğretmenlere, rol model olan işte sağlık çalışanları, bilmem din görevlileri, insanlar din görevlilerini çok izliyorlar. Onların yaptıklarını örnek alıyorlar. Şey sorayım hocam, egzersiz alışkanlığını geliştirmemiz yeterli mi? Mesela sporcu yetiştirmek önemli midir toplumda bu sağlığın, egzersiz bilincinin artırılmasında? Sporcu yetiştirmenin özel bir önemi var mı? Teşekkür ediyorum. Şunu bir piramit olarak düşünün. Piramidin tabanında her şeyden önce spor kültürünün oluşturması yatmaktadır. Spor kültürünü oluşturmak la ilgili zaten bir önceki şeyde bir şeylerden bahsettik. Spor kültürünün oluşturulmasında her şeyden önce devlet büyüklerine, politik organizasyona ihtiyacımız var. Bu politik organizasyonla tabana egzersiz alışkanlığının yayılması, oluşturulması, egzersizin sevdirilmesi, faydalarının doğru bir şekilde anlatılması çok önemli. Tabanda bir hareketliliği oluşturduktan sonra, yani 80 milyon ki 81 herhalde milyon kişinin egzersizin faydalarını özümsemesi sonrasında hareket eden, dolu dolu yaşayan, ruhen, bedenen sağlıklı bir toplum oluşturmanın hemen arkasında sporcular da çıkacaktır arkada buradan. Nasıl çıkacaktır sporcular? Beden eğitimi derslerine tüm öğrencilerin istekli bir şekilde katılması, beden eğitimi öğretmenlerinin işini severek, isteyerek yapması, ki beden eğitimi öğretmenlerinin yaptıkları işin önemli olduğunu özümsemesi burada çok önemli. Çünkü beden eğitimi derslerine hak ettiği önem verilmediği kanaati içerisindeyim. Beden eğitimi dersinde çocuklar etüt yapıyor. İşte sınavlara hazırlanıyor. Hava ne kadar, bugün iyi değil, açın kitabınızı okuyun. Ne kadar yanlış. Hava iyi olsa dahi özellikle sınav öncesinde fen dersleri hocaları ya da okul yönetiminin ricası ile beden eğitimi dersleri askıya alınıyor birçok okulda. Çocuklar sınavlara hazırlanacak diye. Oysa ki inanın onlar kadar beden eğitimi dersi çok önemli. Çünkü neden?
zihinsel süreçler üzerinde egzersizin olumlu etkilerinden bahsettik. Bellek üzerine egzersizin olumlu etkilerinden bahsettik. Öğrenme süreçleri üzerine olumlu etkilerinden bahsettik. Yani okul hayatındaki başarısı için hareket etmesi şart mı çocuğun? Şart ve hareket etmeden. Ve tabii iş hayatında da. Kesinlikle hareket etmeden kitapların içerisinde monoton bir şekilde çocuklara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Önce buralardaki eksiklerimizi irdelememiz. Önce bununla ilgili biraz düşünmemiz gerekiyor. Bunun alışkanlığı oluşturup egzersizin faydaları ile ilgili spor kültürünü oluşturması ile ilgili gerekeni yapar isek zaten kaçınılmaz olarak başarılı olan çocuklar kendini gösterecektir. Tabii. Egzersiz yapan çocuklar içerisinde beden eğitimi öğretmeni, spor teşkilatı, bununla ilgili bir organizasyonla sporcu olabilecek, yani ülkeyi dışarıda temsil edebilecek, temsil yeteneğine sahip yetenekteki çocukları bulmamız kolaylaşacaktır. İşte o zaman bu çocukları bugün var olan, son derece güzel organize edilmiş olan tohum denilen merkezlere taşıyacağız. Ama nacizane düşüncem şu ki, bu oluşturmadan biz tohumu oluşturduk. Keşke spor kültürünü oluşturup topluma sporu sevdirdikten sonra bu merkezleri oluştursak da 81 milyonun içerisinde yetenekli olan çocuklarımızı buraya taşısak ve bunu çok daha yerinde bir harcama olarak görsek. Ben şu anda göremiyorum. Çünkü haklısın. Müracaat edenlerin içinde küçük bir popülasyonun içerisinde iyiler seçilerek oraya gitti. Gerçek yetenekli belki de şu anda çobanlık yapıyor. Evet. Belki de yeteneğinden hiçbir zaman haberdar olmadan yaşamını devam ettirecek bambaşka bir alanda, belki de hiç sivrilemeyeceği bir alanda hayatını sonlandıracak. Oysa ki bu sporculara bizim ihtiyacımız var. Niçin ihtiyacımız var? Spor bir ülkenin dış ülkeler karşısında reklam aracıdır. İyi teknolojisi olan spor alışkanlığını geliştirmiş toplumlardan olimpiyat şampiyonları çıkar. Bakın diğer ülkelere. 5 milyon nüfuslu ülkelerde neler çıkıyor? Biz 81 milyonuz. Niye bizden olimpiyat şampiyonu çıkmasın? Şimdi hocam biliyorsunuz ben 22 yıl olmuş, 23. yılım Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nda hep Türkiye'deki 3 milyonu sayıları geçen üniversite öğrencilerinin egzersiz alışkanlıkları, onların spor faaliyetleriyle ilgileniyoruz. Şimdi hocam biz Avrupa ve dünya şampiyonalarına Türk üniversitelerinin başarılı öğrencilerini götürüyoruz. Yani başarıdan kastım sporda dereceye giren öğrencilerini götürüyoruz. Sizin de büyük bir kısmını tanıdınız. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Mesela Halil Akkaş oralarda sporuyla, centilmenliğiyle, beyefendiliğiyle bizi çok güzel temsil etti. Yıllarca onunla çeşitli müsabakalara gittik. Mesela Halil Akkaş kardeşimiz spor bilimleri eğitimi almış. Yani sizlerin öğrencisi, sizlerin bilim dalından öğrenci olarak yetişti. Mesela 2005'te Avusturya'nın Innsbruck şehrinde Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na gittik. Ben de uluslararası sağlık denetçisiyim o yıllarda. Hocam gittik, snowboard'da bayanlarda bir Avusturyalı öğrenci kızımız dünya şampiyonu oldu. Altın madalyayı aldı. Doping kontrolü için getirdiler bize. Ben büyük bir merakla ne okuyorsun diye sordum. Tıp dedi. Hocam o yıllarda da şu anda da Türkiye'den bir Avrupa veya dünya şampiyonasına gidip de aynı zamanda da tıp ya da başka hukuk falan okuyan bir öğrenciye çok zor rastlıyoruz. Bizim spor yapan ve egzersiz yapan, düzenli egzersiz yapan öğrencilerimiz maalesef hep spor bilimleri, beden eğitimi, spor yüksekokulu öğrencilerimiz. Ama orada aynen sizin ifade ettiğiniz gibi bugün 8 milyonluk Avusturya'da 8 milyona tabana yaymışsa düzenli egzersiz yapmayı, tabii ki tıp öğrencisinden de elit sporcu çıkıyor. Kıza sordum, peki sen nereden bu işe bulaştın gibi, hani sen doktor olacaksın. Benim dedi işte annem de spor yapar, babam da spor yapar. Onun da mesleği şu, yani farklı mesleklerden insanlar düzenli egzersiz yaptığı için aradan yetenekler keşfediliyor. Kıta ve dünya şampiyonalarına taşınıyor.
Biz de sadece işte sizin buyurduğunuz gibi sporcuların içerisinden ya da spor bilimi okuyan çocukların içerisinden ancak seçebiliyorsunuz. Siz 80 milyonun içinden değil de sınırlı belki 100 bin kişinin içinden seçiyorsunuz. Olasılık, ihtimal olarak da oradan dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu daha az çıkıyor. Peki. Kesinlikle hocam çok güzel ifade ettiniz. Hocam bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Spor bilimleri fakültelerini tercih edenler ne yazık ki küçük bir grubu dışarıya almak koşuluyla spor bilimleri fakültelerini tercih edenler diğer üniversiteleri kazanamayanlar olmakta. O da ülkemizin acı bir gerçeği. Çok acı bir gerçek bu. Biz öğrenci bulmakta zorlanıyoruz. Eğitim verirken inanın çok zorlanıyoruz. Yani bilişsel süreçlerin sporda da en az tıp fakültesi kadar değerli olduğu, önemli olduğu, sporda bilim adamı yetiştirmenin değerli olduğunun bilinmesi gerekiyor. Spor okulları açtık. Spor okulları da amacına hizmet etmiyor kanaati içerisindeyim ben. Bir hocamız geçen gün bir toplantıda benimle şöyle bir şeyi paylaştı. Benim kuzenimin çocuğu tıp fakültesi okumak istiyor. Ama sporcu ve son derece başarılı bir sporcu. Öğretmeni kendisine çok fazla çalışmasına gerek olmadığını, nasılsa sporcuların spor bilimleri fakültelerinde okuyacağını, oraya girmenin de çok kolay olduğunu, dolayısıyla tıp fakültesi gibi bir düşünce içerisine girmemesi gerektiğini söylemiş. Ve hocam dedi ki benim çocuğum sporu bıraktı. Çünkü tıp fakültesi olmak istiyordu. Ya. Bakın biz biraz da beden eğitimi öğretmenlerimizi de eğitmemiz gerekiyor. Sistemin tabandan tavana bir revizyona ihtiyacı var diye düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Ailelerden başlayarak ama. Çünkü eğitim anne kucağında başlıyor. Kesinlikle. Beşikten mezara. Hocam izin verirseniz vatandaşlarımızın birkaç soruları var. Onları alalım. Tabii ki. Değerli izleyiciler, vatandaşlarımızın sorularını bir izleyelim birlikte. Çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı nasıl kazandırabiliriz? Evet, vatandaşımız güzel bir soru soruyor. Birinci bölümde de biraz bahsettik. Çocuklarımıza bu alışkanlığı bakın bilinçli bir veli diyelim. Anne baba ya da dede bilmiyorum. Buradan çok seçemedim. Ama çocuklara spor alışkanlığı kazandırmanın öneminin farkında. Bu alışkanlığı nasıl kazandıralım diye hocalara soruyor. Buradaki beyefendi zaten işin %50'sini çözmüş durumda. Çünkü kendisi spor yapmanın gerekliliğinin kavrayan bir kişi ki çocuğuma bu alışkanlığı nasıl kazandırabilirim diyor. Yani kutluyorum. Demek ki faydalarınınla ilişkili farkındalığımız oldukça yüksek. Çocuklarımızı spor merkezlerine götürebiliriz. Değişik spor merkezlerine götürebiliriz. Özellikle temel spor dalları olarak, küçük yaşta başlanan spor dalları olarak kabul ettiğimiz atletizm, yüzme ve jimnastikle başlatmamızı önermekteyim ben. Atletizm, yüzme ve jimnastik. Yapsınlar bunları. Yalnızca çocuklarını atletizm sahasına, jimnastik salonuna ya da yüzme havuzuna götürdükleri zaman lütfen şunu yapmasınlar. İleride benim çocuğumdan bir olimpiyat şampiyonu olur mu? Burada yapmamız istediğimiz çocuğumuz şey, sağlıklı olsun, sağlıklı olsun bize yeter. Zaten olimpiyat şampiyonu olacaksa o çocuk orada onu, o yüzü gösterecek, o yüzünü gösterecektir. Hocaları bunu göreceklerdir bir şekilde. Haklısınız hocam. Bir soru daha alalım izin verirseniz. Bu soruyu annem için soruyorum. Ev içinde yaptığımız günlük işler egzersiz olarak sayılır mı? Hocam. Hanımefendi çok güzel bir soru güzel bir soruyor. Soru gerçekten. Annem için diyor. Ev içinde yaptığı işler egzersiz sayılıyor mu? Güzel bir kaç soru. Kaç puan vereceksiniz hocam bu yaptığı işlere annenin? Tabii fiziksel aktivite kapsamı içerisinde değerlendiriyoruz. Programın başında da bahsetmiştik evet. Yaptığı işleri. İnaktif olmasından kesinlikle çok çok iyi. Düzenli egzersiz yapma alışkanlığını da buna ilave ederse çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu egzersiz yaparak kötü alışkanlıklardan korunmak mümkün müdür Sayın Hocam? Evet mümkündür. Şöyle mümkün hocam.
Alkol, sigara bunlar bağımlılık yaratan maddeler. Alkol bağımlısı, sigara bağımlısı ya da madde bağımlısı bir kişi, bir sedenter yani inaktif kişiye egzersiz başlatırsanız, egzersiz alışkanlığın geliştirmesiyle birlikte yapılan bütün araştırmalar o alışkanlığın geliştirmesiyle birlikte alkol ve sigara ya da diğer bağımlılık yaratan maddelerden ağır ağır uzaklaştığını göstermektedir. Yani bir bağımlılıktan, egzersiz ve sigara bağımlılığından alkol ve sigara bağımlılığından egzersiz bağımlılığına geçişin söz konusu olabileceğiyle ilgili ilginç çalışmalara rastlamaktayız literatürde biz. O zaman biz çocuklarımızı egzersize, spora yönlendirerek aynı zamanda onların bu kötü alışkanlıklardan korunmasını ve kurtulmasını da sağlamış oluruz. Kesinlikle. Çünkü bunların tedavisi gerçekten zor hocam. Bu bağımlılık tedavisi bana çok soruluyor. Burada da bağımlılıkla ilgili bazı programlar yaptık. Anne babalar çok böyle ümit içerisinde bizleri arıyorlar televizyonumuza ama tabii bizim de öyle bir tedavi imkanımız yok. Kesinlikle. Çok hani yüreğim parçalanarak konuştuğum telefon görüşmeleri oluyor bunlar. O zaman çocuklarımıza egzersiz alışkanlığı kazandırarak hem kötü alışkanlıklardan korunmuş oluruz. Kötü alışkanlıkları olan çocuklarımızı da oradan uzaklaştırmak için egzersiz bir vesile oluyor. Evet, egzersiz aracılığıyla zaten özellikle ergenlerin enerjisi çok yüksek. Egzersiz alışkanlığı kazandırarak onları kötü alışkanlıktan uzak tutuyoruz, koruyoruz. Bir taraftan da tabii egzersizin artılarından da yararlandırıyoruz. Doğru. Değerli hocam, bu güzel görüşlerinizi, katkılarınızı bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programlarda da inşallah sizlerle birlikte olmak dileğiyle size izleyicilerimiz ve televizyonumuz adına çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün Sağlığın Bereketi programında hareket etmenin, fiziksel aktivitenin, egzersizin, sporun sağlığımıza faydalarını çok değerli bir uzmanımızla birlikte konuştuk. Misafirimiz Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Sayın Profesör Doktor Perican Bayar'a bir kere daha teşekkür ediyorum. Şimdi sağlıktan haber var köşemize geçiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeydik. Tarihsel adıyla Mülkiye Mektebi. Son 3 yıldan beri Siyasal Bilgiler Fakültemiz açılışında bütün yeni gelen öğrencilerini bir salona toplayıp bir uyum programı gerçekleştiriyor. Ve bu uyum programının içerisinde bana ve Sayın Profesör Perican Bayar'a bir konferans vermemiz istendi. 3 yıldan beri bunu gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin sağlığına ve geleceğine yönelik. Ben madde bağımlılığı ve gençlik konusunda yeni gelen öğrencilerimizi bilgilendiriyorum. Profesör Perican Bayar da sporun, egzersizin sağlığa, öğrenmeye, eğitim hayatına faydalarını anlatıyor. Biz sağlıkla ilgili bu konuları fakültenin açılış programına koyduğu için Siyasal Bilgiler Fakültemizin Dekanı Sayın Profesör Orhan Çelik'e ve uyum programının koordinatörü Sayın Profesör Doktor Özlem Atay'a buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli izleyiciler, şimdi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Orhan Çelik'le bu uyum programındaki eklenen sağlık konuları ile ilgili kısa söyleşimizi getiriyorum ekrana. Sayın hocam, bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok mutlu olduk. Bizi mutlu ettiniz burada. Onur verdiniz hocam. Bu genç kardeşlerimizle bizi buluşturdunuz. Hocam, uyum programının içerisine benim bu madde bağımlılığı ile ilgili konferansımı koydunuz. Bir de Perican Bayar hocamızın sporun eğitim hayatı ve sağlık üzerine etkilerini içeren bir programını koydunuz. Bu uyum programına neden sağlıkla ilgili böyle konular koyma ihtiyacını duydunuz? Öğrencilerimize, yeni başlayan öğrencilerimize, ki salonda maşallah doluydu, çok ilgi fazlaydı. Öğrencilerimize niye böyle sağlıkla ilgili bir program yapmayı düşündünüz? Öncelikle
her yıl yeni gelen, aramıza yeni katılan genç arkadaşlarımıza bir uyum programı gerçekleştiriyoruz. Onlara fakültemizi tanıtıyoruz, üniversitemizi tanıtıyoruz ve önümüzdeki yıllarda karşılaşabilecekleri olaylarla ilgili kısa bilgiler veriyoruz. Ancak bizim için en önemli husus arkadaşlarımızın burada sağlıklı ve güzel günler geçirebilmeleri. Sağlıklı günler geçirebilmeleri için öncelikle kendilerine sağlıklı bir ortam hazırlamaları gerekiyor. Bunun için spor gerekiyor. Bunun için madde bağımlılığından uzak kalmaları gerekiyor. Onun için uyum programının başlangıcını siz değerli hocalarımızın katkılarıyla, böyle bir konuyla açmayı uygun gördük ve çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın da yüzlerinden çok mutlu olduklarını anladım. Çok faydalandılar. Bizler de çok faydalandık. Ve önümüzdeki yıllarda da aynı uygulamaların devam edeceğini tahmin ediyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Bu vesileyle fakültemize verdiğiniz katkılar, bu değerli bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam ben teşekkür ediyorum. Sayın Dekanımızı ve Ankara Üniversitesi'ni, öğrencilerimizin sağlığına ve geleceğine bu kadar önem verdikleri için kutluyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Değerli izleyicilerimiz, Bir Sağlığın Bereketi programının daha sonuna geldik. Ben Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu, bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinize sağlıklı günler diliyorum. Her şeyin başı sağlık efendim.